Kayseri Kocasinan'a bağlı Bayramhacı Köyü. Bayramhacı Köyü farklı bir köy gibi geldi gözüme. Ondan dolayı çekmek, paylaşmak istedim. Yaklaşık 8 dakikalık bir drone çekimi yaptım burada. Bayramhacı Köyü Kayseri'nin Kocasinan yani merkez ilçesine bağlı bir köy. Bayramhacı Kapadokya'nın özelliklerini taşıyor. Şu arkasında eski Kapadokya Varii, taştan evler, oyma evler, taş evler, taşların oyulduğu evler vesaire var. Bayrak manzarası esasında keşke drone'u bu açıdan kaldırsaymışız daha güzel olurmuş ama biz ortadan bir yerden kaldırdık. Hem biraz baraj gönlü almış olduk, hem köyü almış olduk, köyün tepesine kadar çıkmış olduk. Bayramhacı Köyü çıtı pıtı bir köy. Kapadokya'nın özelliklerini taşıyor ve yanında Kızılırmak'ın oluşturduğu bir baraj gölü var. Kızılırmak'tan yapılan Bayramhacılı HES hidroelektrik santrali ya da Bayramhacılı barajı. Mesela şu karşıki tepede de oyuk yerler var. Muhtemelen eskiden insanların yaşadığı yer olabilir. Bu açıdan çok gözükmüyor. Drone görüntümüzde de o kısmı çok alamadık ama Kapadokya özelliklerini taşıyor. Bir de şurada bir barajı var. Özür dilerim, kaplıcası var. Şurada parmağımın ucunda kalan yerde. Kaplıcası olan buraya en yakın kaplıca da sanırım Kozaklı'da var. Yani çok yaklaşık 60-70 kilometre sanırım uzak bir yerde. Burası Avanos'a daha yakın. Nispeten yakın. 30 kilometre. Kocasinan ilçesi yani bağlı olduğu ilçeye ise 60-70 kilometre civarında bir mahalle. Kapadokya'ya özgü motifler var burada. Kayalık yapısı, taş yapısı kolay yontulabilir, kolay oyulabilir, kolay şekil alabilir. Taşlardan oluşuyor. Keşke drone çekimini bu açıdan başlatmış olsam daha güzel olurmuş. Bulutlar şu an güzel gözüküyor. Biraz daha hava puslu ama bu açıdan başlasak güneş de arkamızda olacağı için daha güzel gözükürmüş. Biz şu tepedeki şuradaki bayrağın oraya işte şu aşağıdan kaldırdık. Aşağıdan kaldırıp şöyle yukarı çakıp bayrağın oradan dönerek bir çekimimizi tamamladık ama keşke şu açıdan başlasaymışız. Daha güzel olurmuşuz. Burada Kızılırmak'ın oluşturduğu baraj gölü, barajı, Kapadokya Vari kayaları, Kapadokya'nın taş evleri ile beraber çıtı pıtı bir köy, ırmağı olan, kaplıcası olan, şurada kaplıcası ta bu tarafta kalmış oluyor. Köye girerken ya bu Avanos tarafından gelince buradan giriyorsunuz yahut da Kayseri tarafından gelince şu civardan girmiş oluyorsunuz. Baraj ise, özür dilerim, kaplıca ise ta şu tarafta kalmış oluyor. Bayramhacı Köyü'nü bu şekilde çıtı pıtı güzel gördüğümüz için hem ırmağıyla hem havasıyla hem suyuyla güzel gördüğümüz için size göstermek istedik. Az önce güzel bir beyaz da kuş vardı. Şöyle aşağı doğru inmişti. Burada bazen ayağınızı sokabileceğiniz yerler var. Bazı yerleri derin. Az önce burada bir tekne falan da geçti. Tekne de geçiyormuş. Bayramhacı Köyü güzel. Yani gezmeye gelinmez ama gelinirse de yani şuradaki kaplıca için gelenler buraya oluyor. Belçika plakalı, Avusturya plakalı, Almanya plakalı araçlar gördük. Şurada yaklaşık 7-8 tane araç vardı yani şu kaplıcanın olduğu yerde. Onun dışında yerel halkından da sanırım yabancılar var. Yurt dışında yaşayanlar vesaire. Bayramhacı Köyü çıtı pıtı hoşuma gitti. Paylaşmak istedim. Kayseri Kocasinan'a bağlı Kapadokya bölgesinin özelliklerini taşıyan Kapadokya tarzında taştan kayadan oyulmuş evler, taş evler vesaire Bayramhacı Köyü'nü paylaşmış oldum. 8 dakikalık drone videosu var ilerleyen zamanda inşallah. Onu da paylaşmış oluruz. Açıklama kısmına linkini koymuş oluruz. Yorum kısmına koymuş oluruz. Havanın da güzelliği, maviliği, bulutlar, bayrağın kırmızısı, Bayramhacı Köyü. Bu şekilde paylaşmak istedik.